Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda Tunus işinden yapılışı çok kolay, çok güzel bir örgü modelin anlatımını yapacağım. Modelimiz için ben iki renk ip kullanıyorum. Dilerseniz ikiden fazla da renk kullanabilirsiniz ve 3,5 numaralı Tunus tığı tercih ediyorum arkadaşlar. Bebek yününü kullanıyorum. Bu modeli bebek yeleklerinde, bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Modelimiz 3 sıradan oluşuyor ve dördün katlarından oluşuyor. Her bir model için 4 tane ilmek atmanız yeterli olacaktır. Bebek battaniyesinde kullanacaksınız modeli. 1 metre zincirinizi çektikten sonra hemen ikinci sıradan itibaren dördün katları olarak ayarlayabilirsiniz. Şimdi ilmeklerimizi dördün katları olarak atalım. İlmek üzeri model göstermek amaçlı yapıyorum. Çekmiş olduğum zincirlerden hemen birinci zincirimden ilmeğimi çıkarttım sıradaki. Her bir zincirden bu şekilde ilmeğimizi alıyoruz. İlmekleri şiş üzerinde topluyoruz hepsini. Sıra sonuna kadar aynı şekilde gidelim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi topladım. Şimdi ilmeklerimi çift şeklinde kesiyorum. Öncelikle 2 tane yaptım. Daha sonra buradaki ilmeğim ve şuradaki ilmeğim ikisini birlikte tekrar kestim. Tığımın üzerinde bir tane de arkadan alıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde 2-2 gelelim. Son ilmeğe kadar geldim. Ben modeli yaparken ters örgü üzeri kuruyorum. Dilerseniz lastik, haroşa, lastik veya düz model ya da pirinç üzerine kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birinci ilmeğim zaten bakın şişimin üzerindeki ilmek burada. Hemen ipimi şöyle şişimin üzerine aldım. İkinci ilmeğimden geçtim. İpim benden yana oldu. Tutuyorum ipimi. Ters örgü ördüm. Tekrar aynı şekilde tığımın üzerine bıraktım. İlmeğimi de aldım şöyle. İpim benden yana geldi. Tutuyorum daha rahat örebileyim. Ters örgü ördüm. Yine aynı ilmekten geçtim. İpim benden yana oldu. Tuttum. Ters örgü olarak ördüm. Haroşa örgülerimizi örerek sıramızın sonunda bir tane ilmek kalasıya kadar hepsini örelim. Sıra sonuna kadar aynı şekilde geldim. Son bir ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi iki katından alıyorum ki kenar ilmeğim düzgün dursun. Tekrar geri gelme işlemini yapıyorum. Yine hepsini çift. Sonuna kadar gelelim. İki sıra haroşa öreceğiz. Sıra sonuna geldim. Tekrar bir sıra daha haroşa gidiyorum. Yine birinci ilmeğim şişimin üstünde zaten. Başına sardım. Hemen ikinci ilmekten aldım. Ters örgü ördüm. Başına sardım. Üçüncü ilmekten ters örgü ördüm. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde yine gidiyoruz. Sıra sondaki ilmeğimizi çift alıp tekrar geri dönelim. İki sıra haroşa ördükten sonra burada renk değişimini yapacağız.
Renk değişimini yaparken 2 ilmek aldığımda şu şekilde ipimi değiştirdim. Bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Uzun bıraktığım ilmeğimi, yani ipimi aradan yürütüyorum, aradan gizliyorum. Son ilmeğimi her zaman iki katından ördüm. Yine sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi çift alıyorum. Pembe ipimle bir sıra ördüm. Son iki ilmeğim kaldığında tekrar renk değişimini yaptım. Şimdi bu sıradan itibaren modelimizi kurmaya başlıyoruz. Baştaki ilmeğim zaten şişimin üstünde. Hemen ikinci direkten bir ilmek aldım. Tekrar aynı işlemle sıra sonuna kadar beyaz örüyorum, geliyorum, geri dönüyorum, tekrar örüyorum, tekrar geri dönüyorum. İki sıra boyunca krem olan ipimle örgümü öreceğim. İki sıra krem ipimle düz örgü ördüm arkadaşlar. Şimdi tekrar iki ilmeğim kaldığında ip değişimini yaptım. Yine baştaki ilmeğim şişimde. Hemen ikinci ilmekten bir ilmek aldım. Kenarda iki tane ilmeğimi ördüm. Aşağıdan pembe olan sıradan hemen sıradaki ilmekten, baştaki değil, İkinci değil, pembe olan sıradan aldım ve şu iki beyazın, kremin arasından geçtim. İpimi aldım, yukarıya çektim. Sıradaki ilmeğimden alıp üçüncü ilmeğimi tamamladım. Arada üç tane ilmek örüyorum. Model dördün katlarında arada üç tane ördüm. Dördüncü ilmeğimi buradan değil, buradan değil, pembe olan sıradan şöyle aradan aldım, çektim ve aynı sıranın devamındaki ilmeğimi de aldım. İkisini bir ördüm. Sırada yine 3 tane ilmek ördüm. Dördüncü ilmek başta değil, bir alttaki değil, bir alta, pembe olan sıradan aldım, aradan, arkadan çıktım. Sıradaki ilmeğimin son üstten aldım, ikisini bir çektim. 3 ilmek ördüm. Dördüncü ilmeğimi pembeden aldım, arka taraftan çıkıp ipimi çektim ve sıradan üstten alıp ikisini bir kapattım. 3 tane ilmek ördüm. Dördüncü ilmeğim şuradan alıp üsttekini de aldım, ikisini bir kapattım. Kenar ilmeğimi bir ördüm, diğerini iki katında ördüm. Böylece modelimizin birinci sırası tamam olmuş oldu. Model sadece 3 tekrardan değil, 6 tekrardan oluşuyor. 3 tekrar birinci sıra, 3 tekrar ikinci sıra. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde geldim. Kesme şekeri modeli. Bir sıra pembemi yaptım, pembeyi bıraktım. Tekrar krem olan ipe geçtim. Yine bir önceki beyazlarda, yani kremlerde yaptığım gibi, 2 sıra krem olan ipimizle örelim. 2 sıra krem olan ipimle ördüm. Tekrar pembeye geçtim. 2 krem, 1 pembe olarak örüyoruz. Şimdi modelimizin yerlerini kayacak. Yani yerlerini kaydırıyoruz. Arada 3 tane ilmeğimiz var. 3. ilmekten model alacağız. Ortadaki ilmekten, pardon, 3. değil. Şimdi yine başta 2, 3,
4 tane ilmek ördüm. Birinci sırada 2 tane ördüm. İkinci sırada 4 tane ördüm. Beşinciden model alıyorum. Baştaki kenarımız böyle. 1 almıyorum. 2 almıyorum. Pembeden şöyle aldım. Arkasından çıktım. Ve üstteki ilmekten ikisini birlikte ördüm. 3 tane ördüm. Dördüncü modelimize tekrar aynı şekilde yaptık. 3 tane örüyoruz. Dördüncü ilmeğimize model kuruyoruz. Bir önceki sıranın aynısı, sadece ilmeklerimizin yerleri değişti. 3 ilmek aldım. Son dördüncü ilmeğimi model kurdum. Ve kenar ilmeğim 4 tane kaldı. Girişte 4 tane olduğu gibi çıkışta 4 tane kaldı. Bakın arkadaşlar, modelimizin yeri kaydı. Şimdi tekrar sıra sonuna kadar geri geleceğim. Son 2 ilmeğim kaldığında ipimi değiştiriyorum. Her zaman aynı şekilde, bunu unutmayalım. Modelimiz böyle arkadaşlar, 2 tekrardan oluştuğu için. Şimdi tekrar 2 sıra, pardon, krem ipimizi hemen geçirelim. Burada yanlışlık yaptım. 2 ilmek aldığında krem ipimize geçiyoruz ki kenarı düzgün dursun. Şimdi arkadaşlar, birinci sırada yaptığımız gibi 2 sıra krem örüyoruz. 3. sırada birinci modele yaptığımızın aynısı. Modeli biraz büyük bir parça üzerinde örüp hemen geliyorum. Modeli böyle büyük bir parça üzerinde göstermek istedim ki daha net belli olsun diye arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir model. Çok da hızlı ilerleyen bir model. Burası ön tarafı, burası da arka tarafı. Arka tarafı da çok güzel, çok şık duran bir model arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Umarım sizler için faydalı bir anlatım oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Siz bana destek verdikçe ben sizler için yeni modeller anlatmaya çalışacağım. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.